Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Renault Kadjar'ı inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Qashqai ile ortak platformda üretilen bir araç. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz gelin ön tasarımıyla başlayalım. Rengi güzel bir araç. Mavi. Hoş duruyor. Farlarımız LED, gördüğünüz gibi LED farlar var. Araçta mercekli. Şöyle motora da bir bakalım. 1.33 litrelik amortisörlü bir kaputu yok. Motorda yalıtım var kaputta. Motorun yerleşimi güzel. Aküsü de zaten Renault Nissan Qashqai'den tanıdığımız bir motor. Ön tasarımda makyajla birlikte yeni, Renault'un yeni tasarım diline dönüş mevcut. Panjurumuz yine Megane'lardaki gibi bir desene sahip ve güzel duruyor. Aşağı doğru indiğimizde yine plastik parçalarla arazi vurgusu yapılmış. Bu araç touch roof paket. Yani orta donanımı, enflü değil, ikon değil, 19 jant yok. Yan tasarımında pek değişen bir şey yok. Bildiğimiz Kadjar devam ediyor. Şurada yükselen omuz çizgisiyle birlikte araca daha kaslı bir görünüm verilmiş. Yine aşağıda plastik parçalarımız, arazi vurgusu her zamanki gibi. Bu donanımda katlanır elektrikli aynalarımız mevcut. Lastiklerimize bakacak olursak Conti Eco Contact 5 ile gelmiş. Ölçüsünü söyleyeceğim size hemen. 215-60-17 inçlik. Tasarımı da gayet hoş duran güzel alüminyum alaşım jantlarımız var. Arka tasarımda yine aynı, pek değişen bir şey yok. Burada egzoz çıkışımsı duran ama böyle ona çok vurgu yapılmayan güzel bir tasarım detayı mevcut. Arkada park sensörlerimiz vesaire yine devam ediyor. Şöyle size anahtarını göstereyim aracın. Renault'dan bildiğimiz gibi. Keşke şurası şey olsa ya, çok güzel olmaz mı? Arabanın rengiyle değişse. Görüyorsunuzdur inşallah. Evet. Anahtarımızda yine kilitleme açma var. Araçta anahtarsız giriş mevcut. Anahtarı şöyle cebime atıyorum. Gelin bagaja bakalım birlikte. Elektrikli bir bagajımız yok. Normal bir bagajımız mevcut. Bagajın içinde biraz dolu ama bagaj hacmi de yeterli seviyede. Şöyle sizi tam arkaya alayım da yeterli bir hacmi var. Bagajın şurada tutma kolları mevcut. Buradan tutarak bagajı kapatabiliyorsunuz. Çok ağır bir bagajı yok. Anahtarsız giriş buradan. Açıldı gördüğünüz gibi. Kapıyı açıyorum. Ve kapı üstlerinden başlayalım. Şöyle ben de geçeyim. Kapıyı açtığınız zaman içeriden bir ses duyuyor. Duydunuz bilmiyorum. Mikrofonum aldı mı? Kapı üstlerimiz güzel. Yumuşak plastik. Yumuşak dokunuşlu. Buradaki plastiklerin kalitesi de böyle ucuz plastik hissi değil. Kaliteli. Buralar deri kaplı. Gayet güzel. Burada da aracın rengiyle benzer bir renk değil mi? Yok, arabanın yansımasıymış. Görünüyor mu? Burada da piyano bilekli bir dokumuz mevcut. Burası kumaş güzel. Dayadığımız yerler yumuşak. Buralar sert plastik ancak zaten olması beklenen şeyler. Yukarısı yumuşak ama gayet güzel. Kapı kollarımız krom. Qashqai'deki ile çok benzer şekilde. Şimdi telefonu elime alayım. Evet. Kapı içi gözlerimiz de gayet yeterli seviyede. Burada katlanır aynalarımız mevcut dediğim gibi. Aynı aynalarımız, cam kontrollerimiz yine buradan devam ediyor. Şöyle içeriye bakacağız zaten. Buradaki plastiklerin dokusu vesaire de gayet güzel. Buralar yumuşak. Şuradan itibaren sert bir birleşme yerlerinde belli oluyor zaten. Burada eco modunu ve start stop açıp kapatabildiğimiz bir buton mevcut. Koltuklara bakalım. Koltuklar manuel. Gördüğünüz gibi sırtlığı, yüksekliği ayarlanabiliyor. Baldır desteği vesairesi gayet güzel. Baldır desteği ayarı yok. Ancak yanal destekleri ve baldır mesafesi yeterli. Şöyle aracın içine doğru binelim yavaştan. Gördüğünüz gibi henüz daha 208 kilometrede bir araç. Burada far yükseklik ayarları mevcut. Burada boş butonların yerleri mevcut. Dolu paketlerinde bir şeyler geliyordur. Bu araç tam olması gereken donanım seviyesi bence. Touch roof. Tam Türk kullanıcısına yeterli seviyede güzel donanımları var. Cam tavanı vesairesi de var zaten, ona da bakacağız. Gayet güzel, yeterli bir donanım seviyesine sahip. Direksiyonumuz Renault grubundan alıştığımız direksiyon. Makyajlı Megane'dan farklı olarak burada sadece hız sabitlemenin ayarları var. Açıp kapatması burada. Ve gösterge kontrolleri, Bluetooth kontrolleri buradan yapılıyor. Multimedya'nın ses açma kapatması ve kanal değiştirmesi şuradaki kol yardımıyla oluyor. Şöyle bir kontak açalım. Frene basın artı start diyor. Qashqai'da ekranı değiştirme gereği duymamışlar, hayalet ekranı. Şöyle yukarı doğru iterek aşağıdan değiştirebiliyorsunuz. Ortalaması 10.2'ymiş bu aracın. Henüz sıfır bir araç. Rodajı geçtikten sonra daha çok düşecektir. Anlık tüketimini, kalan yakıtta ne kadar gideceğinizi, geçilen mesafeyi, ortalama hızı 17.8'miş. Zaten trafikte kullanılan bir araçmış. Bakıma kalan kilometreyi, lastik basınçlarını
vesaire görebiliyorsunuz. Şuradan da şurayı değiştiriyor. Bakın. Burada şerit takibi multimedyayı kaç beygir torku yürüttüğünü gösterebiliyor. Buradan sesli komut var. Bluetooth kontrolleri vesaire var. Far kumandalarımız yine aynı. Far grubu kontrolleri de Renault'larda buradan yapılıyor. Burada iki adet havalandırmamız ve dörtlü flaşörümüz mevcut. Malzeme kalitesine bakacak olursak gayet yani çok aşırı yumuşak olmayan yeterli seviyedeki güzel dokunuşlu malzemelerimiz var. Birleşme yerleri vesaire güzel, sıkıntısı yok. Ekranımız değişmiş. Ekranımız içerik olarak aynı ancak şu dizayn değişmiş. Kadjar'da artık bu yeni nesil ekran mevcut. Ben de bu Renault'ların ekranlarını hiç kullanamam. Buradan gösterge paneli ve merkezi ekranın temalarını değiştirebiliyorsunuz. Klima panelimiz değişmiş. Çift bölgeli otomatik bir klimamız mevcut bu araçta. Klima paneli Qashqai ile aynıydı önceki makyajsız versiyonunda. Bunu da değiştirmişler. Clio'ya benzer bir klima paneli olmuş. Aşağı doğru indiğinizde burada bir güzel bir göz. 12 volt soket var içinde. Şöyle göstereyim. 2 adet USB ve bir AUX'tan mevcut yine burada. Burada EDC şanzımanın vites topuzunu görüyoruz. Altında herhangi bir deri kaplaması yok ancak topuzun yerleşimi vesaire güzel. Nissan grubundaki Qashqai'nin makyajsızında da böyleydi kardeşi. Burada bozuk paralarınızı koymanız için bir göz. Elektromekanik park freniniz mevcut. Emniyet kemeriniz bağlıysa sürdüğünüz zaman indiriyor zaten. 2 adet de bardaklığı mevcut. Kol dayamanın ileri geri ayarı mevcut. İçinde de yeterli seviyede bir hacim var. Yukarı çıktığımız zaman makyaj aynalarımız var. Işıklı, gayet güzel. Burada LED aydınlatmalarımız ve sunroof perdesinin kontrolleri var. Cam tavan açılmıyor. Normal, panoramik bir cam tavanı var. Torpido gözümüzün de boyutu gayet güzel. Büyük ve geniş. Torpido da yavaş açılıp kapanıyor. Burada güzel bir detay var. Bu detayla birlikte aracının sanki hani nasıl diyeyim, araziye çıkacakmışız da buradan tutacakmışız gibi. Ön tasarımdan aktaracaklarım bu kadar. Dilerseniz arka tarafa geçelim. Arka kapı üstlerimiz sert plastik. Artık SUV segmentinin bildiğimiz şeyleri bunlar. Yani ama kalitesi güzel. İçi çok boş değil. Buralar güzel. Kumaş kaplı. Cam otomatiğimiz burada. Kapı içi gözlerimiz biraz ufak ama yeterli seviyede. Zaten yer yok başka koyacak. Arka koltuklara da şöyle genel bir bakalım. Sonra aracın içine binelim. Arkaya da çok bilmemiş herhalde. Şöyle oturalım. Ya önde ben rahat oturuyordum. Diz mesafesi gayet güzel. Baş mesafesi de gördüğünüz gibi gayet ferah. İçeride oturması vesaire gayet ferah hissettiriyor. Gayet konforlu. Burada 2 adet havalandırma üflecimiz mevcut. 2 USB'miz ve bir çakmaklımız var. İçerik bakımından gayet zengin. Şaft tüneli çok yüksek değil. 3. kişi ortada rahatlıkla oturabilir. Şöyle ayaklarını da yana açarsa yanındakilere yer kalacaktır. Arkadan öne genel bakışımız da böyle. Ortada bir kol dayaması yok bu arada. Bunu da söyleyeyim. Böyle LED ile sarı arasında güneş renkli çok güzel aydınlatmaları var. Bunları da beğendim. Evet, bugün sizlerle birlikte yeni Kadjar'ı inceledik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.